Herkese merhaba. Bu videomuzda oldukça az bileşenle oluşturabileceğiniz bir metal dedektörü yapacağız. PCB'mizin ön ve arka yüzünü bu şekilde sizlere göstererek projeye başlamak istiyorum. Sakın malzemenin az olmasından kaynaklı dedektörümüzün kararlılığından şüphe etmeyin. Çünkü oldukça kararlı ve istikrarlı bir şekilde çalışan bir metal dedektörü ile karşınızdayım. Gelin şimdi birlikte projemize başlayalım. Metal dedektöründe 0.2 ile 0.6 mm kalınlığındaki bobin tellerini kullanabilirsiniz. Ben 0.4 mm'lik bobin teli kullanacağım. Referans ölçü olarak ise bobinimizin çapı 9 ila 12 cm aralığında olabilir. Bu ölçülerin dışına çıkmamaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Aksi halde dedektörünüz çalışmayacaktır. Maksimum 12, minimum 9 cm'lik bir bobin hazırlamanız gerekiyor. Bobinimizin ölçüleri 20, 0, 20, toplamda 40 turluk bir bobinimiz olacak. Şu anda JLC PCB'nin internet sitesini görmektesiniz ve adres satırında sizin için adres bilgisine yer verdik. Ben Enerji 60 adıyla siteye kayıt oldum. Ardından yeni sipariş vermek için yapmanız gereken tek şey buradaki linke tıklamak. Sizi bu sayfaya yönlendirmesini sağlayacaksınız. Ardından ister kendi hazırladığınız Gerber dosyasını, İsterseniz açıklamalar kısmında sizin için paylaştığım Gerber dosyasının hızlı bir şekilde siteye yüklenmesini sağlıyoruz. Yükleme işlemi oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Gördüğünüz gibi yükleme işleminin ardından PCB'nin hem ön hem de arka yüzünü artık görebiliyoruz. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Zaten yüzey sayısı ve PCB boyutu otomatik olarak ayarlanacaktır. Buradan ise maksimum ve minimum sipariş sayılarını ayarlayabiliriz. Maksimum 80.000, minimum 5 adet ki ben 5 adet sipariş vererek devam ediyorum. Buradan ise PCB rengimizi değiştirmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi farklı renklerde PCB'ler bastırabiliriz. Örnek olsun diye ben bu PCB'yi mavi renk olarak bastıracağım. Sayfanın alt kısmında herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek yok. Zaten minimum fiyat çıkacak şekilde ayarlanmış durumda. Kontrollerin ardından buradaki butona basarak PCB'nin sepete eklenmesini sağlıyoruz. Hemen sepetimize geçerek PCB'lerimizi son bir kez daha kontrol ediyoruz. Fiyatı, sipariş sayısı ve sipariş etmek istediğimiz PCB'leri buradan seçtikten sonra hemen burada bulunan butona tıklayarak işlemi tamamlıyoruz.
Projeyi artık tamamladık. Yapmamız gereken tek şey uygun şekilde buradaki çok turlu potu kullanarak kalibre etmek. Buradaki potu kullanarak devreyi en verimli olacağı şekilde kalibre ediyorsunuz arkadaşlar. Burada birazcık deneme yanılma yapmanız gerekiyor. Çünkü bobinleriniz standart olmayabilir, telleriniz standart olmayabilir. Hatta devrenin giriş voltajı bile kalibrasyonu değiştirebilir. Bu nedenle sabit bir direnç yerine burada çok turlu ayarlı bir pot kullanmakta her zaman avantaj var. Acaba menzilini biraz daha artırabilir miyim diye buradaki kalibrasyon ayarıyla oynamaya devam ediyorum arkadaşlar. Elinizdeki metal kütlenin yoğunluğu ne kadar fazlaysa cihazımızın tepki menzili de o kadar artıyor. Bu nedenle bu ayarlamayı elimdeki pense ile yapıyorum. Videomuza sponsor olduğu için JLC PCB'ye teşekkür ediyoruz. Açıklamalar kısmında bulunan link üzerinden JLC PCB'ye üye olarak indirim kuponlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bu projeyi bastırabilmek için ihtiyacınız olan Gerber dosyası, malzeme listesi, malzemelerin satın alma linkleri ve devre şemasını yine açıklamalar kısmında sizin için paylaştığım bağlantılar üzerinden indirebilir ve kullanabilirsiniz.